Herkese günaydın. Asam'ın şehri Guati'deyiz. Guati. Kaldığımız evin sahibi böyle şeyler yapmış. Bize getirdi. Festivalimiz var dedi. Onları yemen lazım dedi. Kokonatlı sandviç tarzı bir şey. Güzel. Bu da kokonat topu. Güzel. Bunu yemiştik. Bir de bize bunu hediye etti. Bu tür işlemeli şeyler kabilelerine ait, yani bölgeye ait. Renk tasarım. Böyle bir şey sağ olsun. Assam yöresi. Bir de daha önce hiç bambudan su içmiş miydiniz? Suyun tadı acayip değişiyor. Yani içinde durunca değişiyor böyle bambu. Taze bir tat almış ya. Çok güzel olmuş. Güzel kokonatları yiyeyim. Tamam. Bugün uçuyoruz Chennai'ye. Bak şu uzun ağaçları görüyor musunuz? Kokonat ağacına benzeyen. Onlar betel nut ağacı. Tepesinde böyle top top hurma gibi şeyler var. Onlar betel nut meyvesi. Yani betel cevizi at. Ceviz diyorlar ona. Betel cevizi. İndiriyorlar çubukla. Açıyorlar içini. Yaprağı sarıp yiyorlar. Ama betel yaprağı dedikleri şey bu değil sanırım ya. Betel yaprağı farklı bir şey o zaman. İlginç. Aa şu altındaki mi? Şu galiba bak. Sarmaşık gibi var dibinde. Betel yaprağı da o. Evet, havalimanı burası. Guwahati. Chennai'ye uçuyoruz. Her firmanın, Indigo'nun, işte AirAsia'nın kendi makinesi var, böyle X-ray var. Kendin atıyorsun çantanı. Şöyle geçiyoruz. İlginç. Sırt çantasını koymana gerek yok dedi, geçtim ben de. Sadece büyük çantaları şey yapıyorlar. Ozan getir sokağını size. Indigo. Indilingo'su. Bas. Gidiyoruz. Uçağımız bu. Chennai uçuşu. Hadi bakalım. Geldik, Chennai'deyiz. Abimizin çantasının tatlılığı. Pokemon topu falan var. Çok güzel ya. Chennai'deyiz. Güneydeyiz. Sıcak. Ve çok güzel. Duygularım bunlar. Artık şort ve atlete dönebilirim. Hadi bak. Ablama bak be. Evet, açız. Siri güneyli olduğu için burayı önerdi. Burada bir yani yiyeceğiz. Hadi bakalım. Böyle bir konsept. So? Okay. Bak Müslüman yer ya. Sarhoşlar giremez yazmış adam kapıya. Böyle mübarek abilerimiz. Burası bayağı ünlü. Biryanisi güzelmiş. Siri söyledi. Bakalım. İçerisi böyle. Buram buram biryani kokuyor. Kotonu. Okey. Kotonu diyor ya. Kotonu. Buranın koyunu meşhur. Koyun biryanisi. Böyle yiyor insanlar. Biryani öncesinde geliyor tatlı. Bayağı helva. Burada da helva diyorlar. Bakalım nasılmış. Güzel. İrmik helvası. Wow. So it's full. Can you eat? I think it's bad. Okay. Evet, biryanimiz bu. Hadi bakalım. So we eat with 10. Bayağı iyi lan. Very nice. Again also. Mom, yeah. Are you chasing? Yeah, same one. You want that? I don't know what's this. Eggplant. Maybe. Little.
Oh, Lido. Yeah, Lido. Thanks. Let's try. This brown. Brown? Yeah. It's a side dish. Side. No, yeah, you can have a side dish or you can decide. What is this? Mutton. Oh. Bayağı iyi lan. Wow. I think this is best mutton biryani. Oh, Madurai you will love. Mm. You will be like I'll stay just for food. I win. Very good. Müslümanlar işi biliyor ya. Yapıyorlar bu işi. Neyse ben bunu yiyeceğim. Sonra konuşuruz. Peki. Güzeldi, yok ettik ya. Bitiremedi Şiri. Paket yaptırdık. Benimki full. Bitti. Evet, Chennai manzarası. Burası Saint Thomas Kilisesi diye geçiyor. Burayı ta Kaşmir'deyken duymuştum. Nasıl duydum? İtalyan bir ablayla tanıştık orada. Abla 2 ay Kaşmir'de vakit geçirmiş. Sırf bu olayları öğrenmek için. Ve de diyor ki İsa Kaşmir'de öldürüldü. Bir dönem orada kaldı bedeni. Sonra Chennai'ye, bu kilisenin bulunduğu yere yolladılar diyor. Tabii bir kısım insan da Kudüs'te öldüğüne inanıyor. Ancak hikayenin başka bir tarafı da bu şekilde. Ya burası Saint Thomas, Aziz Thomas Kilisesi'nde İsa'nın bedeninin bir dönem bulunduğuna inanıyorlar. Buradan da İtalya'ya gitmiş. Şu an İtalya'da, Venedik'te diyorlar. Hatta bir kitabım var, Kaşmir diye. Kitabın içinde de yazıyor. Ama gerçek mi onu bilmiyoruz. Neyse, kitap bu. Bu kitapta yazıyor. İsa'nın bedeninin burada bulunduğu, sonra İtalya'ya gönderildiği yazıyor burada. Bahçesinde banyan ağacı olması da ilginç. Banyan ağacı Hinduizm'de kutsal. Kilisede hemen şurada. Bakalım kiliseye. Kilise böyle küçük. Can go from here. Barefoot. Ayakkabılarınızı çıkarın diyor. İlk defa bir kilisede ayakkabı çıkaracağım. Let's take off this one. Çıkarttım, girdim kiliseye. Böyle ufak küçük bir kilise. Bu şekilde. Bunlar da Hristiyan, Hindu abiler. Ben bunları dışarıda görünce Hindu zannediyordum ya. Hristiyanmış, hep dua ediyorlar. Ah yeah, did you see? Bak gördün mü, hatta antını bile yapmışlar. Hindu bir abinin inancını gördünüz. Anlattığım hikayeyi doğrulayan bir heykel. Bu şekilde. Tabii dediğim gibi şu an burada değil. Bedeni İtalya'da diyorlar. Ancak kimse bilmiyor falan filan diyorlar. Öyle karışık. Bilmiyorum, belki de gerçek değildir. Yani burada değildir. Yalandır. Öyle bir söylenti var. Ablamız dua ediyor. Bu şekilde tablolar var. Aziz Filip.
Aziz John. Burası bir kilise. Kilisede ilk defa ayakkabı çıkarttım. Yani Hristiyanlık burada Hintlilerle karışmış, kaynaşmış. Asimile mi olmuş diyeyim, ne diyeyim, böyle karışık olmuş. Bak şey yazmışlar, 500. yılını kutluyoruz yazmışlar. 500 yıldır kilise burada sanırım. Girişi de böyle. Hani 1523-2023. Vay be. İşte 1500 sene öncesinde de bunun, bu tarihin İsa'yı getirmişler buraya. Bu şekilde. Hindistan'da Hristiyanlık. Aa, ne olursan ol, Hintliysen uyursun iş başında. Önemli değil dinin. Hindistan'ın neresinde oldun? Abimiz yatıyor. Bu da kilisenin bir diğer yolu. Mumları eritmişler üst üste. Hiç almıyorlar herhalde. Bu şekilde. Kiliseye çıkan yol. Tabii yine kilise önü satıcılar değişmiyor. Mum ve çiçek satıyorlar. Kilise için. Böyle bir ortam. Bu ne lan? Bir şey dönüyor orada ama. Ablamızın dükkanı. Hamur yapıyor sana. Neyse. Bu kadar. Chennai. Akşam oldu. Kalacağım yere doğru gidelim. Hristiyan Hindular. Kilise dibi de olsa inek önünden geçebiliyor. Adamın biri geçti. Altında etek var. Üstünde de gömlek var. Sırtında da bilgisayar çantası var. Sordum Siri'ye, buranın yöresel eteğiymiş. Erkekler giyiyormuş. What was name? Vesti. Vesti. Altlarına don varmış ama. Bak abimiz kovasını taşıyor. Şu asalete, şu güzelliğe bak ya. O pantolonu işte sari. Ya. Vesti, vesti. Abimizin giydiği. Vesti? Vesti. Vesti. Giyiyor. Paçaları da sıvıyor. Sıcak olunca. Otobüs durağı. İnsanlar böyle bu şekilde burada. Abimizin karizma. Otobüs numarası sorduk. 72. This is 72. Yeah, this is 72. We can have okay, seat. Let's go. Otobüsle devam. Oturacağız. Ama bekleyeceğiz. I don't think we can. Can we change with him? Like this is no? Okay. Ladies. For ladies. Baksana şeyler bastı burayı. Para istiyorlar otobüstekilerden. Let's take this. Orkol. Okay. Can. Like 10 rupees? No. Thank you. Welcome. I don't want to get cursed. You don't want to get cursed? Para vermesek. Or should it start teasing me, right? Bizi lanetleyecekler. What you say? First driver? How long they wait? For this beautiful girl. It's allowed. You are not judging here. My not judging. I'm not judging. What is it?
You speak English? No English. Okay. My name is? My name is Oz. Oz. And yours? You? Okay, name? My name is Dilpors. 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 Okay, nice to meet you, bro. Who? Sohat. I'm going to sleep in the morning. Kunnu. Yes. I don't understand why, yes. In the Nadu. Nadu, yeah. I travel. Yeah, I travel. Nadu, good. Coming Nadu. Tige. Yeah. Yeah, Indian Tige. India Tige. Very nice. Böyle gidiyoruz otobüste. Bu şekilde. Kamera. Video. How much? $4.000 Çocuğun burnu aktı lan. Yes, 4.000 40.000 dedim, adamların aklı gitti. 40.000 rupi $500 falan yapıyor bu arada. 500'den de fazla. Böyle otobüsteyiz, gidiyoruz. Yeah, they don't speak. Yeah, I know. They don't speak, right? So he adam bana yardım edecek. So you help me. So friend we are. Yeah, good friend. Baya power. Şey, parayı bana ver, ben senin yerine vereceğim ve dur bakalım. Çarpacak beni galiba. İzliyoruz. Ya çocukların yerine falan ödeyeceğim, anlamadım. Ver hepimizin yerine vereyim falan dedi, 50 rupi aldı. Tamam dedim ben. Ödesin. Bangalore, Turkey. Yeah. Kız senin manitan mı diyor da, yok demeye çalışıyorum. Manitam anladı herhalde. Nerede tanıştığımız falan diyor. Bangalore. Same. Royal Enfield. Abiyle şapkamız aynı. Abiye diyorum, şapkamız aynı. Same. We are cab friend. What is it? You have second hat? What do you have? Ah, abimiz hamal galiba. Ah, kıyafet falan gösteriyor. Çantasında ne var onu gösteriyor. Are you sell? Ah, you have second. Asar. For me, no, only one. Only one. I same hat. We have same hat. We are head friend. At night it's cold. Okay. At night you change head. Oh. Abimiz bilet kesiyor. Bu abinin çarpacak gibi geliyor da bakalım. Bak 50 verdi. Two tickets, yes. One. For, he want to make me pay for you too? For her? For me alone. But if he wants, he's too. I just fine. For her too? Ah, okay. I don't know if she pay or not, but it's okay. Where did you get it? Yeah. Free, no. Free, like, free, no free. No free, no. Okay. Did she pay it or no? Okay, I will ask. Wait. Did you pay for tickets or? No. You didn't. Okay, this is yours. You can take this.
No free, no free, no one free. Now it's fine, it's fine. Huh? It's okay, now it's okay. It's balanced, 100 rupees. Okay, okay. No problem. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, now okay, you can move. You can do two, two together. This camera like this. So we take photo of this. Good friend. Benim müzik çalıyor da çekemedim. Neyse, güzel. Okay, now recording. You can just show it out. Like you turn, you record your face. So you can hold like this. Yeah, now you're recording your face. This one? Ah, problem, problem. At, atma diyor bak, biletini atma diyor. Yanarsın diyor. Okay, this is mine. Okay, brother, thank you. Yeah, party, party, party. Thank you, thank you. Böyle gidiyorsun. Otobüste cilve yaşıyorlar da abimiz, bunlar kötü insanlar, kötüler falan yapıyor böyle el hareketleriyle. O yüzden sevilmiyor bu tarz şeyler. Gençlerin civeleşmesi. Bana da şeydi, evli misin falan diyor o kızla. Nereden buldun falan. Böyle bir şeyler yani, hintler. Bu tarz şeyler kötü onlar için. Yine bir otobüs terminalinin terası. Neden? Çünkü burada araçların tamiri yapılıyor. Motorlar, lastikleri sökülüyor. Buraya atılıyor işte. Motorlar dolmuş taşmış. Bu şekilde hayat Hindistan'da.